Herkese selamlar dostlar. 10 ve 11 Mayıs 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. 10 Mayıs'tan 3 mücadele, 11 Mayıs'tan ise tam 7 tane mücadelem var. Toplamda 10 karşılaşma sizlere anlatacağım. Hem ideal hem yüksek oranlı tercihleriyle. Değerlendirecek herkese de şimdiden bol şanslar. Hemen raporlarla başlayalım. Hafta sonu skor yarışması yaptık bildiğiniz üzere. Galatasaray-Başakşehir maçına ve Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine kazananlara açık açıklayayım hemen. Galatasaray maçında kazanan Ragnars isimli arkadaşımız YouTube kanalı kazandı. Ragnars isimli. ikinciyi bilen yok. 0-0 başka yazan olmamış. Fenerbahçe maçının skorunu bilenler ise Baki Borjakov isimli arkadaşımızla Yiğit Kaan Tatkan isimli arkadaşlarımız oldu. Tebrik edelim. Instagram güzellerinden yazarlarsa Mayıs ayının sonuna kadar katı Telegram gruplarına dahil edelim. Geçtim. Bir skor yarışması daha yapalım. Bu sefer Çarşamba gününün skor yarışması arkadaşlar. Leeds United ile Chelsea'nin mücadelesi var. Zorlu bir mücadele. Leeds küme savaşı veriyor. Chelsea'de ilk 4 mücadelesi veriyor ki ilk 4'te bir nevi yerini garantilediği gibi. Zor bir maç olacak. Leeds United'in ben burada gol bulmasını da bekliyorum açıkçası. Sizce maç skoru ne olur? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Sizin yorumlarınız benim için değerli. O yüzden yazacağınız skor tercihleri de önemli. Bilen iki arkadaşımızı ve kata Telegram gruplarına misafir edelim. Geçtim. Yüksek misliden aldık. Pazar günü yüksek misli derbi mücadelesinin KG varını önerdim ki zaten ideal kombineyle önermiştim bu mücadeleyi. Ben çok erken hatta çok gollü geçmesini bekliyordum. 1-1 bir bir bitti fakat çok fazla gollü geçebilirdi bu mücadele. Yüksek misli seviyesindeki kazanmaya devam ediyoruz. Yüksek atıp e ideal alıyoruz diye. 1000 lira alsam buna 1500 lira para mesela. Güzel para. Onunla da zaten diğer hem kuponlarımız hem gelire gideri o kasa seviyesinde sürekli artıya çıkarıyor. Zaten bu seviyenin özelliği de bu. Her zaman bahsettiğim gibi. Geçeyim bunu da canlı tercihlerde bir şov yapmışım. Bakın toplamda 13 tane canlı tercih verdim. Dün pazar günü. Ve 12 tanesi başarılı oldu. Sadece beni bak diğer editör arkadaşlarımızı saymıyorum. Benim 13 tane canlı tercihim 12'si de başarılı oldu. Ekranda gördüğünüz üzere ben 12. bahis ile 13. bahisi koydum buraya. Alborg'un KG'sini koydum canlıdan bunu aldım. Leipzig'in en çok gol ikinci yarısını aldım. O da başarılı oldu. Hatta bu görselgisin hemen şu canlı odasından göstereyim sizlere bakın. 5. bahis Lens'in atacağı ikinci goldü geldi. Bir TFF birincilik inanılmaz para dağıttı zaten. Ben Gençler Birliği'nin atacağı bir gole girdim. Kocaeli'nin atacağı bir gole girdim. Gençler Birliği attı. Geçtim. Bursa'nın atacağı 3. gole girdim. Ev sahibi buçuk. son dakika geldi. Denizli'nin atacağı ikinci gole girdim. Geldi. Denizli geldi. Kocaeli geldi. Bursa geldi. Hatta Bursa'nın golünü Fenerbahçe ile arkadaşlarımız kızmasın. İşin esprisindeyiz değil, Geçmiş olay. Bursa'dan gol haberi var diyerekten de bu görselle paylaştım. Bu şekilde canlılarımız devam etti. Burada zaten Bayern Münih ilk kere 1.5 üstü bir 54 orandan erken verildi. Bu geldi. Marsilya geldi. Geldi derken ilerledik. Canlımız çok iyi gitti. Hemen ekrana cumartesi raporu gelsin. Direkt 7 Mayıs'ta ne yaptık? 7 Mayıs'ta arkadaşlar toplamda 11 tane mücadele verdik. 8 tanesi başarılı, 3 tanesi başarısız. Yüksek oranları da vardı. Mesela Luton'un Handicap 0'ı vardı. Hepsi görselde yazıyor. Benim zaten bir defterim var. Orada her günün tercih yazıyor. Cumartesi bu şekilde geçti. Pazara baktığımız zaman da pazar gelsin. Pazar günü de toplam 8 maç vardı. 6 win 2 lose oldu. E, Verder bir ilk yarı atamadı. Başka City son dakika 5. yattı. Kombinede vardı. Onun dışında diğer tüm maçlarımız başarılı oldu. Başka da diyeceğim başka bir şeyim yok. Pazar günü de böyle geçti. Maçlara başlayalım isterseniz. Maçlara başlamadan önce sizlerden respit bekliyorum. Bir like patlaması falan bir şeyler bekliyorum sizden. Like'larınız için teşekkürler. Atacağınız like'lar için çok teşekkür ederim. Artık üzerinden like bekliyorum. Devam edelim. Kayseri Trabzon mücadelesi. İlk maç 1-0 Trabzon kendi evinde yendi. O maçta beklentimiz o yöndeydi. 3.5 altında bir aldık. Hatta yüksek ile birlikte. Hatırlayanlar vardır mutlaka. Trabzon son maçta biraz rotasyonlu kadro çıktı. Maç sonu 0'ı bekliyordum. KG var bekliyordum. Her türlü başarı aldık. Hatta YouTube'da da şöyle önermiştim. Trabzon bu maçta 2 gol atamaz dedim. Deplasman 1.5 altında 1.50 gibi oranı vardı. O da başarılı oldu. Şimdi Kayseri'de bir stat biraz dolu olacak sanırım. Biraz araştırma yaptım. Biletlerin çoğu satılmış. Full olmasa bile biletlerin çoğu satılmış burada. Direnç gösterecektir. Çok fazla gol vaat etmiyor gibi bir kupa mücadelesi. Fakat burada Kayseri'nin gol bulması gerektiği için maçta gerekli riskleri alabilir diye düşünüyorum. İdealden aldım bu mücadeleyi. Düz KG var olarak bekliyorum. 1.50 gibi oranı var. Başka tercih yapmadım zaten. Bu maçı ben kombineme de eklemem. Onu da belirteyim. İkinci maçım Granada ile Bilbao mücadelesi. Bu maçı özellikle aldım. Gelmesini de beklediğim maçlardan bir tanesi. İdeal bir oranı var burada. Granada düşme mücadelesi veriyor ve son maçında Mallorca'ya deplasmanda 6 tane gol attı. Bu 6 gol atması sizi biraz yanıltmasın. Ben maçın özetini izledim. Granada'nın toplamda 7 tane isabetli şutu var arkadaşlar. Bu 7 isabetli şuttan 6 tanesi de gol olmuş. Biraz da şansının yanında olmasıyla birlikte diyebilirim ben bu mücadeleyi. Fakat bir küme düşme mücadelesi veriyor. Hemen altında Mallorca. Levante, Alaves birbirlerinin puanı yakın ve toplamda 3 maç kaldı ve üstünde Cadiz var, Getafe var. İyi bir yarışta Bilbao ne kadar kritik bir takım olsa da Granada'nın bu maçta bir sürpriz yapma ihtimali var. Ben sürprize hiç girmedim. Şöyle bir ideal tercih aldım. Granada'nın atacağı bir gole 1.30 oran olan açmışlar. O yüzden ev sahibi 0.5 küsle ben günü kapatmak isterim burada. Granada'nın atacağı tek gol idealden alınabilir diyerek sizlere öneriyorum. Geçtim. Aston Villa Liverpool mücadelesi. Ya bu maçı iki tane ideal tercih yapacağım. İki tane ideal tercih yapacağım ve ikisinin de gelmesini beklediğimi söyleyeyim ben sizlere. Bir tercihim. Maç sonu 2 üst. 1.48 gibi oranı var. Liverpool zaten son maçta kan kaybı yaptı. Tottenham'a karşı. Sizin bir berabere kalma hakkı var. Genel avalajda da şu an City artı 4 olarak önde. City muhtemelen şampiyonluğu götürecektir. Birazdan değineceğim City maçı da var zaten. Aston Villa zor bir rakip. Maçın seyri veya geç gelen goller bu maçı kornere götürür bence. O yüzden 8.5 alırsa 8.5 yoksa 9.5, 95 üst korner de ideal alınabilir. Bir de Liverpool'un burada 2 gol atması zaten sürpriz sonuç değil. Maç sonu 2 ve 15 üst yaparaktan da taraf gitmek isteyenler 1.48 oranla ona gidebilirler. Yine kornerin oranı ideal olacaktır. 2 tane ideal tercih yaptığımı da belirteyim. Hangisi hangisi kafanıza yatıyorsa değerlendirin. Geçtim 11 Mayıs'a. 11 Mayıs'ta tam 7 tane mücadelemiz var. Tekrardan 11 Mayıs için gelenlere hoş geldiniz diyelim. Hızlıca anlatmaya devam edelim. Nice Sentetien mücadelesi. Nice arkadaşlar bir iddiası var. Sentetien de düşme potasında, düşme playoffsunda şu an. Yenilirse işler iyice sıkıntıya girebilir. Sentetien köklü bir kulüp. Ben burada kolay kolay kestim olacağını düşünmüyorum. Hatta Nis'in son maçında handikap sıfırında yüksek orandan 3 gibi orandan değerlendirmiş biri olarak şunu söyleyeyim ben size. Nis nice, kendi evinde 4-0'lık bir sezon başında Bordeaux galibiyeti var. Onun dışında hiçbir takıma kendi evinde aldığı galibiyetlerde iki fark atamamış arkadaşlar. Onu belirtti. Hep tek farklı kazanmış galip geldiklerinde. O yüzden ben bu devam edebilir diye düşünüyorum. Nis galip gelse bile şunu ideali mi söyleyeyim öncelikle. 1.42'lik bir oranım var şöyle. Ben Nice takımı saint 2 e iki fark atamaz diyorum. Handikap 2'ye arkama alıyorum saint -Etienne tarafına. Bunu bilmeyenler oluyor. Ya bunu lütfen öğrenin. Bana bu handikap 2 nasıl oluyor falan soranlar var. Şu an iddia oranları da gözükmüyor burada. Ama bir araştırma yaparsanız öğrenebilirsiniz. Handikap 2. Yani nice takımı burada 2 fark yemez diyorum ben burada. He. Pardon Sentetian takımı burada 2 fark yemez diyorum. Nis nice kazanırsa bile burada tek farklı bir galip de gelir. Onu da belirteyim yani. 2 farklı galip geleceğini düşünmüyorum. Sivas Alanya mücadelesi normalde değerlendirmeyecektim. Belki Alanya burada bir reaksiyon vermek ister. Kupa maçı kendi evinde mağlup olmuştu. Bu maçta da aynı şekilde Kayseri'nin alacağı riskler gibi Alanya Spor'da deplasmanda riskler olabilir. O yüzden idealden 1.55 gibi oranı var. Düz KG var olarak değerlendirdim. macera aramadım. Değerlendirecekler düz değerlendirebilirler. Geçtim. Les United Chelsea mücadelesine. Ben bu maçın korner patlaması bekliyorum. Umarım gerçekleşir. Çok korner vaat ediyor benim için. Çünkü Les da düşme mücadelesi veriyor şu anda düşme. Everton'da kazanıyor ki Everton'da bu hafta Watford'la oynuyor. Watford'la oynayacak. Yani bu maçta bir reaksiyon göstermesi gerekiyor Les United takımının. Gol atabilir mi? Chelsea'ye karşı gol atabilir. Hiç problem değil. Chelsea formda fakat son maçta 2-0'dan 2-2'yi verdi Wolves'a karşı. O maçı da değerlendireceğim birazdan Steve Wolves mücadelesini. Ben bu mücadelede korner patlaması bekliyorum. 9.5 üst korneri henüz daha iddia olanı açmamışlar. 8.5 açarlarsa 8.5, 9.5 açarlarsa en alttan 9.5 üst korner alınabilir. Skor beklentimde 1-2'lik bir Chelsea galibiyeti bekliyorum arkadaşlar. Direkt skor olarak da önerim bu yönde. 2-1'lik Chelsea galip gelebilir. Fakat West United burada direnecektir. O yüzden korner benim için daha ideal bir olacaktır bu maçta kulübüruz da Gildosya mücadelesi atlikten bu sezon yükselen deplasman takımı bu sezonda şampiyonlu oynuyor şu an 43 puanda iki her iki takımda şampiyonluk grubunda son maçlarında Kulüp deplasman da 2-0 yendi fakat ben maçı seyrettim biraz özellikle ikinci yarısını seyrettim dakika 55'te penaltı kaçırdı deplasman ekibi Şimdi burada deplasmana gelecek ve işte bu maçta Dana'nın kuyruğu kopabilir. O yüzden benim şöyle bir ideal tercihimi aldım. Her iki takımda risk almak isteyecektir. Beraberlik kime yarıyor diye sorarsanız beraberlik kulüp burcu ya yarıyor şu an. O yüzden hem ikili avarajda hem genel avarajda önde zaten kulüp buruş takımı. Deplasman ekibi şampiyonluk yolunda ligde birinci, ligi birinci bitirdi. Puanlar ikiye bölündü. Tekrardan bir yarışa girdiler şampiyona grubunda. Burada işler karışık. Ben dümdüz burada KG var öneriyorum sizlere. Şu an güncel oranı 1.46 gibi KG var oranı da mevcut. Değerlendirecekler. Değerlendirme altına alabilir arkadaşlar. Leicester Norwich mücadelesi. Leicester son maçında mağlup olsa da çok güzel mücadele oynadı. Ve oyunu ağırlıklı olarak domine etti. Fakat şunu söyleyeyim. Vardy o maçta sonradan girdi. Barnes maça sonradan girdi Keza. Bu tür sonradan giren isimler ona göre etki etti yani. Leicester bu maçta bence hata yapmaz. Norwich zaten düştü. O yüzden Leicester'ın atacağı 2 gol 1.40 bantlarında bir oranı var. Ev sahibi 1.5 üstü sizlere öneririm. Değerlendirecekler Leicester'ın atacağı 2 golü alabilir burada. Geçtim. Everton-Watford mücadelesi. Güzel orandan yakaladım ben bunu. Daha güzel orandan düşünüyorum. Daha bir şey yakalamadık gerçi. Ya. Maç daha oynanacak. Ben burada Everton'ın o yükselişini düşmeme çabasını takdir ediyorum. Ve son haftalarda aldığı galibiyetlerle biraz daha uzaklaştı. Fakat Les United ile Everton un arasında bir puan var ve 18. sırada Les United. Yani çarşı karışık Everton takımında. Everton'ın bir de maç eksiği var. Bu tür maçlarda kazanaraktan bir rahatlamak isteğine gelecektir. O yüzden Maç sonu 2'yi yaparsanız burada arkadaşlar 1.62 gibi oranı var. Ben Everton'ın kazanmasını bekliyorum bu maçta. Yani kazanamazsa keyfi bilir. Kendiniz ona sokar burada. Son haftalarda güzel oynuyorsun. Kendi evinde en kötü takım. Premier Lig'in şu an istatistik olarak en kötü takımıyla oynuyorsun. Bu yüzden kazanman gerektiğini düşünüyorum ben Everton takımının. Maç sonu 2'yi 1.62'den aldım. 3.5 altına 2 yaparaktan da 2.23'lük orana kadar yükseltebilirsiniz oranı. Fakat idealim burada direkt maç sonu 2 olacaktır. Ve son maçın Wolves'la Manchester City karşılaşması. City burada galip gelebilir mi? Galip gelir tabii ki diye düşünüyorum ki oran açmamışlar City'ye. 1.20 bir oranı var burada. Ben Wolves takımının şuna dikkat ettim. Kendi evinde direnecektir illa ki. Wolves zaten savunmayı iyi yapan takım ve ayrıca Wolves takımı fizikli bir takım. Son maçta 2-0'dan 2-2'ye geldi. Gol yedikten sonra biraz ofansif futbol sergiledi. Fakat City'ye karşı ofansif futbol sergilersen 4'ü 5'i de yersin. O yüzden işte kazanır fakat mücadele geneli 4.5 altında kadar diyerekten de oranı bir 40 bantlarına çıkardım. Değerlendirecekler bu yönde değerlendirebilirler. Hapşuracağım bir saniye. Hapşurmadım. Devam ediyorum. Ee, toplamda 10 tane mi? 2, 4, 6, 7, Toplamda 10 tane mücadele anlattım. Kombin önerisi yapmadım arkadaşlar bu videoda. Art 300 seviyesi like gelmediği için, cumartesi pazarı art 300 gelmediği için kombin önerisi yapmadım. Değerlendirecek arkadaşlarıma benim ideal tercihlerim bu. yönde. kata Telegram gruplarında öneri yapacağım. Ve şu videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.